Dilimde der. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın ve o kadar da gurur dolu bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, kanalımızı yakından takip edenlerin çok iyi bildiği ve bizim de uzun zamandır hayalimiz olan Dilimine film stüdyolarını sonunda kurduk arkadaşlar ve şu anda önündeyiz. Şöyle bir göstereyim abi. Burası o hayalini kurduğumuz film stüdyosu. İçerisinde müzik stüdyolarının olduğu, montaj stüdyolarının olduğu, kayıt stüdyolarının olduğu, ortak alanların, sosyal aktiviteler yapılacak alanların olduğu ve aynı zamanda Yasir abimin, benim ve Hüseyin'in birlikte yaşadığımız hem ofisimiz hem de evimiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burası bir villa site. Burada oturan herkesin birer tane villası var. Şöyle göstereyim. Hepsinin birer tane bahçesi var ve hepsinin kendine özgü alanları var. Biliyorum içeriği merak ediyorsunuz. Hızlı bir şekilde içeriği göstereceğim. Başta havuz kısmını göstereceğim. Daha sonrasında salon kısmını göstereceğim. Hüseyin'in ses stüdyosunu göstereceğim. Ondan sonra bizim YouTube montaj stüdyomuzu göstereceğim. Odalarımızı göstereceğim. Teker teker her yeri göstereceğim. O kadar çok anlatacak şey var ki teker teker hepsini hızlı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Yaklaşık 3 gündür falan taşınma sürecindeyiz. Böyle bir yeri arkadaşlar kendi emeklerimizle, tırnaklarımızla kazıya kazıya ve sizlerin de desteğiyle alnımızın akıyla kurduk. Şu anda biliyorsunuz devlet destekli bir şekilde YouTuber stüdyoları açılıyor, işte içerik oluşturucuları için ofisler açılıyor. Ama biz hiçbir destek almadan kendi alnımızın teriyle önce Allah'a sonra da devletimize vergilerimizi ödediğimiz parayla burayı kurduk. Şimdi hızlı bir şekilde sizlere anlatmaya başlıyorum arkadaşlar, gelin. Buyurun. Şimdi burada bir kapı var arkadaşlar. Bu kapıdan rahat bir şekilde dışarıdan girebiliyorsunuz. Buradan içeriye ekibimizin ve ofisimizin bahçesini düzenlemek için her sabah içeriye giren bahçıvan abi giriyor. Ve bu çimleri gördüğünüz gibi bu botaniği düzenliyor ve buranın güzel bir hal almasını sağlıyor. Biz burada ne yapıyoruz abi? Gördüğünüz gibi bir şezlonglarımız var. Gördüğünüz gibi bir oturma grubumuz var. Ve gördüğünüz gibi kocaman bir solo havuzumuz var. Kendimize ait. İstersek içine atlarız, istersek içine sıçarız. Havuzun temizlikleri ve bakımı yapılmadı. O yüzden kirli. Şöyle bir göster. Dikkat et. Çok parlıyor güneş. Sarı sarı. Şu anda böyle bir geniş alanımız var. Biz burada neler yapıyoruz arkadaşlar? Sanatçı arkadaşlarımız, YouTuber arkadaşlarımız, oyuncu arkadaşlarımız geldiği zaman ofisimizde, stüdyomuzda, daha önce yaşadığımız villada da böyle bir alanımız vardı ama bu kadar geniş değildi. Burada acı mangalımızı yakıyoruz. Ondan sonra havuzumuza giriyoruz. Muhabbet, sohbet yapıyoruz burada. İçerik oluşturuyoruz. Bir çekseydin. Neyi? Şunu. Ha bunu mu? Ha bunu çekemem. Niye çekemem bir sor. Bunu ben diğer evden getirdim. Bu evde bundan varmış, o yüzden atamıyorum bu. Ben yanımda taşıyorum bunu. Biz bunu besliyoruz. Şimdi yan tarafta şöyle geniş bir arazimiz var. Burası da bize ait bir bahçe. Burayla alakalı çok güzel fikirlerim var. Buraya bir açık hava spor salonu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Böyle barlardan ağırlıksız bir spor salonu açmayı düşünüyorum. Burası aynı zamanda mutfağın kapısını açılıyor. Orayı birazdan göstereceğim. Gel abi hızlı bir şekilde. Heh. Şimdi bahçemizi gördük. Havuzumuzu gördük. Şimdi size salonu göstereceğim. Günün uzun bir vakiti orada geçiyor. Gel abi. Evet abi çıkart. Tam anlamıyla yerleşemedik. Ortalık biraz dağınık. Daha güzel planlarımız var. Daha gelecek çok eşyamız var. Burada daha güzel şeyler olacak. O yüzden şöyle hızlıca göstereyim size. Burası salonun bir köşesi. Ben buraya... şu tarafa geçeyim. Işık parlıyor. Ha, gel. Zaten burada eşyalar var. Ya şuraya anlatayım. Buraya kocaman bir tane ağaç yemek masası gelecek. Hani daha önceki evimizde de vardı ama onu gönderdik. Buraya biraz daha büyüğünü yaptırmamız gerekiyor. Burada işte iş toplantılarının yapılacağı, yemek gelecek falan kocaman bir masa gelecek. Ve günün büyük bir çoğunluğunu... Şunu kapatayım. Yani en azından benim uzun bir vaktimi geçirdiğim salon kısmı. Burada kocaman bir tane televizyonumuz var. Şöyle bir oturma grubumuz, köşemiz var. Burada oturuyoruz acı. Ne yapıyoruz? Filmimizi açıyoruz. Muhabbet, sohbet, makara kukara. Yasir abimin daha çok vakit geçirdiği yer montaj stüdyosu, YouTube stüdyosunda geçiriyor. Bir de en alt katta ses stüdyomuz var arkadaşlar. İşte kayıtların alındığı, şarkıların yapıldığı yeni kurduğumuz bir ses stüdyosu var. Hüseyin'in stüdyosu. O da ekibiyle beraber aşağıda müzik yapmaya başladı. Yakın zamanda onunla alakalı da çok güzel haberler alacaksınız. Çünkü çok büyük bir çıkış yapacak. Öyle söyleyeyim, demedi demeyin. Lan arkadan gözükme. Burası mutfak. Gel. Gel beraber tanıtalım. Gel. Koskoca villada üçümüz yaşıyoruz ama aynı zamanda Dilimine ekibi arkadaşlar 10 kişilik bir kadroya ulaştı. Temizlikçisinden güvenliğine, sanal bodyguardından gerçek bodyguardına, ekip arkadaşlarından oyuncusuna kadar çeşitli alanlarda çalışanlarımız 10 kişiye kadar ulaştı. Ama hala Dilimine film stüdyolarının oyuncu, ondan sonra çalışan alımları devam ediyor. Sizler de bunlardan birisi olabilirsiniz. Ben tanıtmaya devam edeyim anlatmaya. Şurada şöyle bir kapı var bak. Ne kadar hızlı ittirsen de bu duruyor. Aynen. Ne deniyor ona? Kendini durduran bir kapı. Öyle bir şey. Tavan yüksekliği fark ettiyseniz çok yüksek bu evde. O yüzden
evimizin ve stüdyomuzun her tarafı bir çekim alanı gibi. Mesela buraya tutuyorsun, burası bir arka plan, buraya tutuyorsun bir arka plan. Burada arkadaşlar kliplerden dizi çekimlerine kadar işte aklınıza gelebilecek, dijital alanda yapılabilecek ne proje varsa hepsi olacak. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Yakın zamanda çok ünlü bir rapçi bu evde, bu villada bir klip çekecek. Şu tarafı göstereyim. Burası normalde evin girişi. Buradan giriyorsun. Burada bir tane tablet var. Bu tablette dışarıdan zile basanları görüyorsunuz. Aynı zamanda güvenlik sistemi burası arkadaşlar. Isı sensöründen hareket sensörüne, işte su sensöründen ateş sensörüne kadar sensörleri var. Akıllı bir ev burası. Eve gelmeden panjurları açma, işte evi ısıtıp soğutma, ışıkları açıp kapatma gibi özellikler de var. Aynı zamanda güvenlik önlemi olarak evin içerisinde bir kıpırtı olduğu zaman direkt bize bilgi gönderiyor arkadaşlar. Güvenlik açısından da hem kendi güvenliğimiz olduğu için hem de evin güvenliği olduğu için gayet korunaklı bir yer. Onu söyleyeyim. Şuradan aşağı inmeden önce gözümüze çarpan bir detay var. Evde asansör var. Evimiz 3 katlı ve evin içerisinde bir asansör var arkadaşlar. Evimiz 3 katlı değil bu arada, yanlış söyledim. 4 katlı bir ev olduğu için zemin 1, 2, 3, 4 katlı bir ev. Şöyle şifremiz giriyoruz. Şifremiz 1923. Asansörümüz açıldıktan sonra asansör kullanmayı anlatacak değilim burada yani. Girip düğmeye basıyorsun. Mesela mutfağın içini bir gösterelim, sonra aşağıya inip devam edelim. Tamam, mutfağı göstereyim. Gel. Girmedik şöyle. Yani çeşme var, tezgah var yani. Mutfakta gösterilecek bir şey yok. Belki ilerleyen süreçte burada bir yemek serisi falan yapabiliriz. Niye olmasın? Herkes yapıyor. Burada raflar var. Raflara işte gördüğünüz gibi çeyizlik eşyalarımı koydum arkadaşlar. Bak. Tamam. Tamam, boş yapmış. Yedin çayda. Gilli çay bende. Gel. Şimdi alt kata iniyoruz. Alt katta ne var abi? Hüseyin'in ses stüdyosu, ekibiyle beraber kullandığı ses stüdyosu var. Ben hemen ineyim, siz beni takip edin. Ha, burada gizli bir tane tuvalet var. Misafirler geldiği zaman burayı kullanıyor, misafir tuvaleti. Kapıyı kapattığınız zaman burada sanki bir dolap varmış gibi oluyor. Gel abi, aşağı doğru iniyoruz. Bir alt kata indiğimiz zaman burada sabahtan akşama kadar Hüseyin'in ve ekibinin vakit geçirdiği bir ses stüdyosu var. Şöyle ışıklar falan açık. Ses biraz yankılı geliyor olabilir çünkü daha ses yalıtımını, akustik yalıtımını buranın yapmadık. Şöyle bir göstereyim abi. Gördüğünüz gibi kocaman bir yer. Gerçekten ekipmanlarıyla, alanıyla ses getirecek mükemmel bir stüdyo olacak. Şöyle kısaca bahsedeceğim. Teker teker ürün tanıtımı gibi yapmayacağım. Burada zaten müzikle alakalı olanlar gördüğü zaman ne olduğunu bilir. Ses kartları, mikrofonlar, referans hoparlörleri. Bak şunu hatırladın mı? Evet. Benfero bizim evimize geldiği zaman bunu hediye olarak bize almıştı. Hala düzenli olarak kullanıyoruz. Kendine de buradan selamlar ve sevgiler iletiyoruz. Hızlıca anlatmaya devam edeceğim. Çok güçlü bir laptop ve inanılmaz güçlü bir bilgisayar yaptık buraya arkadaşlar. Yaklaşık 80.000 TL değerinde bir kasa koyduk. Yani şöyle söyleyeyim, 2080 Ti ekran kartı var içerisinde. Bu da bize Arena bilgisayarının hediyesi. Onlara da buradan çok selamlar ve sevgiler. Ama burada en önemli olan şey bu gördüğünüz masa arkadaşlar. Özel tasarım bir stüdyo masası, ses stüdyosu masası. Bu masa şu şekilde karşıya gelecek, bu şekilde karşıya gelecek ve stüdyomuza dünyaca ünlü bir marka çok yakın zamanda sponsor olacak arkadaşlar. Onun da buradan spoilerını vermiş olayım. Bir de burada bir klavyemiz var. Burada güzel müzikler, beatler, sesler yapılacak. Aynı zamanda dizilerin, filmlerin, oyunların seslendirmeleri de yapılacak. Aynı zamanda burası bir seslendirme stüdyosu. Stüdyomuz tam olarak kurulduğu zaman buranın detaylı videosunu zaten sizlere yaparım. Tadilat halinde yeni taşındığımız için sadece ürünleri buraya doldurduk. Buranın akustik yalıtımı yapılacak ve dediğim gibi dünyaca ünlü bir marka bu stüdyoya sponsor olacak. Bu stüdyo nasıl bir yer arkadaşlar? Burası tamamıyla bir yaşam alanı olacak. Bu gördüğünüz alanlara koltuklar, buralara buzdolapları gelecek ve burada gördüğünüz gibi burada gelip içerik üretenlerin ihtiyaçlarını gidermesi için bir tuvalet ve banyo var. Yani aslına bakarsanız eksi birinci kat tam anlamıyla kendi başına bir ev gibi. Hatta şöyle söyleyeyim. Buraya gelip sabahlara kadar çalışanların, çünkü biliyorum ki sanatçılar bir şarkıyı, bir sözü, bir dörtlüğü yapabilmek için günlerce uğraşıyorlar. Çalıştıktan sonra dinlenebilmeleri için bir dinlenme odası düşündük. Buradan garaja giriyorsunuz arkadaşlar. Yani garajdan girdiğiniz zaman aynı zamanda buradan eve girebiliyorsunuz. Burada bizim arabalarımız ve ardiyemiz var. Yasir abinin arabası, benim araba var ve ardiye var. Buraya çok detaylı göstermeye gerek yok çünkü karanlık. Size asansörü alayım. Sen koşarak mı yapacaksın? Yarışalım mı? Siz asansörle çıkın birinci kata, ben koşarak. Gel. Hadi. Tamam. Birinci kata. Asansör güzel acı. Asansörde story çok güzel oluyor. Harbi mi? Az önce. Aa. Oha. Cam yok. Hayır, dur oğlum size. Geçti mi bizi? Geçti. Yo, aynı hangi bir şey. Biraz daha bak. Bir dakika.
Şimdi evimizin birinci katına geldik. Burada çok önemli yerler var arkadaşlar. YouTube stüdyomuz, Hüseyin'in odası, Yasir Amin odası, bir de oyun odamız var. Önce YouTube stüdyosunu göstereceğim, gel. Arkadaşlar burası bizim ekmek teknesi. O gördüğünüz güzel videolar, o çılgın videolar bu gördüğünüz setup'ta montajlanılıyor ve sizlere sunuluyor. Yani siz videoları izlemeden önce Yasir abim burada oturuyor abi. Şu güzel koltuğuna oturuyor ve ne yapıyor? Videoları editliyor. Güzel bir şekilde sizlere hazırlayıp sunuyor. Burası da hala tadilat halinde. Burası da hala tam olarak yerleşmiş değil. Buraya kitaplıklar vesaire, tablolar, bir sürü bir şey gelecek. Çık. Bu bilgisayar da güçlü bir bilgisayar ona göre. Ha. Ama aşağıdakine yetişemez değil mi? Yok, aşağıdaki full. Bütün ayarlar 99'a çekilmiş gibi. Çık 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 çık. Bunun karşısında da, lambayı kapatalım. Bunun karşısında da arkadaşlar, orta katın tuvalet, banyosu ve saunası var. Buraya girdiğiniz zaman, sen şu tarafa geç istersen parlamasın. Burada bir güzel bir banyomuz var. Burada tuvalet. Sabah uyandığınız zaman güzel bir şekilde elinizi yüzünüzü yıkayacağınız bir lavabo ve sauna var abi. Minik. Diğer evde de vardı, hiç kullanmadım. Yani bu kullanılan bir şey değil. Koyuyorlar, kullanmıyorsun, öyle bir şey yani. Evet. Gel abi. Şimdi şurada bir odamız daha var. Burası, ben burası tam anlamıyla şu anda inşaat, tam anlamıyla taşınma. Eşyalarını koyduk. Buraya arkadaşlar Cinevizyonlar, PlayStation'lar gelecek. PlayStation 5'in çıkmasını bekliyoruz. Buraya yansıtacağız. Burası evimize gelen, içerik oluşturan, misafir olan kim varsa onun güzel bir şekilde vakit geçirip eğlenebileceği bir eğlence odası olacak. Film odası gibi düşünün. Burası böyle olacak. Oyun odası. Burası oyun odası gibi olacak. Bu gördüğünüz ihtişamlı koridordan geçtiğiniz zaman benim duruşuma göre sağ tarafta Yasir Amin'in odası, sol tarafta da Hüseyin'in odası var. Hüseyin'in odasını gösterelim önce. Buyurun. Her Hüseyin... yer parlıyor. Her yerde pencere. Ben yatağa çıkayım da öyle göstereyim. Çık, çık. Burası gördüğün gibi Hüseyin'in odası. Hala onun odasında da açılmamış kutular var. Eşyalarını bu şekilde dizmiş. Bu televizyonu şuraya yansıtacak ve diğer evde de yaptığı gibi piyanosunu buraya koyup çalışacaksın değil mi evladım? Evet. Gel buraya. Şimdi gördüğünüz gibi bütün odalarda klima taktırılmış durumda. Aynı zamanda ev yerden ısıtmalı. Evin inanılmaz değişik bir özelliğini göstereceğim şimdi sana. Senin odaya girmeden önce gel. Boru nerede? Arkadaşlar bu ev dünyanın en büyük elektrikli süpürgesi desem size ne dersiniz? Ev elektrikli süpürge ya. Bak şimdi. Ver abi. Şimdi şöyle bir borumuz var arkadaşlar. Bu boruyu şuraya taktığınız zaman elektrik süpürgesi çalışmaya başlıyor. Yani yanınızda ve arkanızda elektrikli süpürge taşımanıza gerek kalmıyor. Ev dünyanın en büyük elektrik süpürgesi. Bak. Takıyorsun. Direkt başlıyor. Bura. Çektiğin zaman da duruyor. Bu da böyle bir özellik. Bunu da göstermek istedim. Çünkü ben ilk gördüğümde çok garibime gitmişti. Hani ne gerek var demiştim. Gel abi. Burası da Yasir abinin odası arkadaşlar. Odanın girişi burası. Odadan girdikten sonra karşı tarafta böyle bir banyo var. Yasir abinin ebeveyn banyosu var. Burada gördüğünüz gibi lavabosu, banyosu, tuvaleti falan var. Buraya böyle. Şimdi diğer tarafta benim en çok sevdiğim alan Yasir abinin kitaplığı. Burada değişik kendine özgü aksesuarlarını koyduğu bir kitaplık var. Hobi alanı gibi. Yasir abinin ilgi alanları biliyorsunuz ki bıçak. Burada katana videosundan tanıdığınız, ondan sonra Yasir abimin özel olaylarından tanıdığınız bıçaklar var arkadaşlar. Değişik mesela... Çantuğun hediyesiydi. Yasir... Bu tanımın hediyesi. Bak bu, bak bu çok önemli. Benim komando olarak yaptık askerliğimizi. Gördüğünüz gibi 1. Komando Tugayı Kayseri, Edip Topçu Piyade Komando Asubay. Yasir Yılmaz hediyesi isminde bir bıçak yaptırmış. Bıçağın üzerinde Yasir Yılmaz yazıyor. Ben şunu göstermek istiyorum. Bu da Çanakkale'ye gittiğimiz zaman oradaki bir abinin bize hediye etmiş olduğu Çanakkale'den çıkma bir mermi. Topraktan çıkmış. Bunu da burada Yasir abim saklıyor. Bildiğim şeyler var. Yani şurada benim böyle katıldığım... Ben tutayım sen söyle. İşte Şampiyonlar Ligi finali, oyun fuarları, farklı oyun fuarları, festivallerdeki şeyler. Bu senin madalyan sanırım. Bu benim. Bunlar da aynen böyle yani katıldığımız etkinlikler, konuşmalar. Burada da Red Key bayrağı var. Bunu da koymuşsun buraya. Aynen. Altın konsepti. Bunu da buraya yakıştırmışsın. Güzel aynen olmuş. Şöyle bir genelden göstereyim bak. Göster. Aa bir dakika dur şunları göster. Burada 100.000 plaketimiz var. Arkadaşlar bunlar Yasir abinin odasında duruyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi. Bunları şuraya asacağım. 1.000.000 plaketimiz var. Şu oraya asmak için getirmiştim ben bunları buraya. Bunları asalım. Güzel olur. Hangisi? Ya dünyada en sevdiğim insan ya. Ulan var ya Murat. Bu da Murat abi GF. Evet. Devam ediyoruz. Let's go diyelim. Aynen. Ha bir de şurada bizim yaptırdığımız plaket var. O da kendi yaptırdığımız. Gerçek altından yaptırdığımız altın plaket arkadaşlar. Bu da Abdü'nün kullanmış olduğu bir topuklu ayakkabı. Böyle sevgilimin falan değil.
Dünya. 8 Mart Dünya Kadınlar Koşusu'nda yaptı bu ayakkabıyla koşmuştu. Diye gülerim. Bununla ben madalya kazandım. Madalya, madalya. Devam ediyoruz şimdi. Güzel abi. Makinaları gösterelim mi Yasir abi? Geldik. Makinaları gösterelim mi? Çekmek. Hayır. Bunları gösterme yasak. Yani Yasir abimin dediğim gibi değişik hobileri var arkadaşlar. Silah ve bıçak. Yani gösterebildiğimiz bıçakları gösterdik. Ama öbürlerini göstermeyelim. Tamam, asansörle çıkmayayım. Bir sefer ben merdivenle çıkayım. Ben asansöre çıkayım. Tamam, 3. kata çıkıyoruz arkadaşlar. Orada da Abdül'ün odası var. Beni bekleyin, girmeden önce. Buradan. Bu asansör, Yasir, bu asansörde video çeker miyiz? Asansörde sol çıkan kazanır. Tamam. Adam video içerisinde content buluyor. Arkadaşlar burası Son Kart ve Abdül'ün odası. Gördüğünüz gibi kapı... Hey maşallah 5 metre. Oğlum herkesin boyuna göre. Abdül, 1.20 boyunla şekil yapma lan. Herkesin boyuna göre. Şimdi arkadaşlar burası da benim odam. Beni en etkileyen şeylerden birisi tavan yüksekliği. Gördüğünüz gibi 4 metre yüksekliğinde bir tavan var. Kapat bakayım bir. Kapıyı açtığınız zaman han gibi, hana girmiş gibi, hancı gibi hissediyorsunuz arkadaşlar. Harbiden çok büyük. Giriyorum. Gel. Nereden başlayayım? Hemen şu tarafı göstereyim. Oradan bu tarafa göstereyim. Çünkü önemli kısım orası. Arkadaşlar burada yatağımın karşısında bir... Dur, şöyle göstereyim önce odayı. Abdül'ün odası burası olacak arkadaşlar. Evet. Burada odamın, yatağımın karşısında bir jacuzzi var arkadaşlar. Buraları dolduracağım zaten. Gördüğünüz gibi aynalar falan var ama onlar daha asılmadı. İşte burada rafları falan... Gökyüzü gören jacuzzi be. Aynen. Çok fantazici bir insanım. Gördüğünüz gibi raflar var arkadaşlar. Bunların hepsi teker teker dolacak. Tablolar var, açılmamış tablolar. Bunların hepsi duvarlara doldurulacak. Henüz taşınma sürecinde olduğumuz için hiçbirini asmadık. Dediğim gibi dağınık biraz, kusura bakmayın. Şu gördüğünüz raflar, şöyle göstereyim. Şu şekilde duvara gelecek, yan yana. Duvara gelecek, bu raflar falan hepsi hazır. En güzel oda seninki. Şurada bir komodinimiz var. Banyoyu göstereyim. En güzel oda seninki. Sağ ol, Allah razı olsun. En güzel oda seninki. Burada ne videolar çekerim ben? Gel. Oranın da kapısı yüksek. Her yerin kapısı yüksek bunun odasında. E baksana bak. Burası, burası da banyo. Benim. Biraz daha geniş aşağıdaki banyoya göre. Bok var mı lan? Sıçtın mı? İyi, sifon çekti. Ya öyle iğrençlikler yapma ya. Of. İyi, sifon çekmiş. Burada gördüğünüz gibi bir banyo var. Lavabo var. Buranın da tavan yüksekliği yüksek bak. Bayağı yüksek. Yasir abi detaylar. Ne? Bütün evin etrafına serpiştirdiğimiz gördüğünüz gibi kuru kafa desenli biblolarımız var. Kuru kafa he mi? Kuru kafa desenli biblolarımız var. Bunu da arkadaşım hediye etmişti. School the best. Insta'dan bakarsınız. Evet. Şimdi evin en sevdiğim kısmına geldik. Burası benim giyinme odam arkadaşlar. Şöyle kapısını bir kapatayım. Besmeleyle açalım çünkü harbiden maşallah yani stüdyomuza daha güzelleri sizin olsun. Hep birlikte başardık bunu. O yüzden gururluyum yani. Hadi buyurun. İçeriye alayım ve göstereyim. Burası benim giyinme odam ve evin en sevdiğim kısmı arkadaşlar. Oğlum, ayakkabıların, tişörtlerin, ceketlerin. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kylie Jenner'ın falan da böyle odası var. Harbi mi? Kylie, duy sesimi. Arkadaşlar biraz boyum kısa olduğu için Yasir abim gitmiş marangozdan bunu yaptırmış. Yukarıya doğru çıkıp buradan işte ayakkabıları, kıyafetleri alabilmek için böyle bir merdiven detayı var. Bir gel böyle montları falan ayakkabıları astık. Burada da benim özel ilgi alanımla alakalı şeyler var. Burada da çok yakın bir dostumun, Alpago'nun hediyesi. Jandarma Özel Asayiş Aşk Komutanlığı'ndan kardeşimin hediyesi tişört var. Bunu giymeyi çok seviyorum. Sana da buradan selamlarımı... Evet burası da bu şekilde. Çok anlatacak bir şey yok. Kıyafetler var. Ayakkabılar var. Tamam. Yani videoları çekerken buradan giyiniyorum gidiyorum işte. Ne bulsam tamam. Giyiyorum gidiyorum. Öyle çok kıyafete, giyime kuşama önem gösteren bir insan değilim arkadaşlar. Allah daha güzellerini sizlere nasip etsin diyorum ve balkona çıkmaya çalışıyorum. Kapı bozuk. En üstte çekeceğiz. Cahillik çok kötü bir şey ya. Kafayı vurma dur. Tamam. Panjurlar elektrikli. Bir de buranın zeminine çim yaptıracağız. O yapay çimler var ya. Hı. Akşamları burada keyif yapmak için. Şuradan yukarıdan görüntüsü de bu şekilde. Şu anda çok pis görünüyor havuz ama o havuzu haftaya temizlettireceğiz ve gayet güzel bir ortam yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Delimine'nin film stüdyoları ve home ofisi bu şekilde. Ama daha yapacaklarımızın yarısına bile ulaşmadık. Yakın zamanda çok büyük bir hangar alıp devasa bir plato kuracağız. Ve bu platoda çok daha fazla kişi çalışacak ve hep birlikte çok daha güzel şeyler başaracağız. Takdir eden, kutlayan, güzel görüşlerini sunan herkese buradan teşekkürlerimi sunarım. Videomuza like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şunu da unutmayın. Herkes bedelini ödediği hayatı yaşar arkadaşlar. Öptüm. Kendinize iyi bakın.